Unstar TV'den merhabalar. Bugün sizlere Tayyip Erdoğan'ın sandık korkusundan söz edeceğim. Erdoğan'ın saraydaki masasında iki klasör var. Birinde 2023 seçiminin il il sonuçları, diğerinde ise en güncel anketler yer alıyor. Rakamlar AKP'yi tedirgin ediyor fakat beceriksiz muhalefet sayesinde bir zafer daha çok uzak olmayabilir. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerine 10-11 gün kaldı. Tayyip Erdoğan'ı sandık korkusu sardı. Kazanmak için bütün tuşlara basıyor ancak o tuşlarda biraz problem var. Tam olarak mesaj gitmesi gereken yere ulaşmıyor seçmene ulaşmıyor. Cumhurbaşkanı bazen tehditler havada uçuşuyor, bazen yalvarmalar. Anketler Cumhur İttifakı için çok da iç açıcı değil. 14 Mayıs genel seçimlerinin sonuçları da Erdoğan'ın masasında şehir şehir oy oy oranlarını inceliyor Erdoğan. Büyük şehirlerde Cumhur İttifakı'nın rakibi üstünlük sağlamıştı. Görünen manzara Erdoğan'ın neden korktuğunu izah ediyor bakacağız detaylarıyla. Şimdi de büyük şehirler büyük risk altında. İki seçim arasında geçen 10 ayda memleketin, milletin gidişatını düzeltemedi AKP iktidarı. Bu da tabii sarayın çok önemsediği anketlerin, kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına yansıdı. Az sonra geçen seçimin sonuçlarıyla gelen seçimin anketlerine göz atacağız. Erdoğan'ın benim son seçimim açıklamasına hem kendi partisinden hem de küçük ortağı Devlet Bahçeli'den manidar cevaplar var. Mevcut düzen Tayyip Erdoğan'a muhtaç. Cumhur İttifakı geçen sene yapılan seçimde vatan elden gidiyor korkusu oluşturdu. Seçmenin oyunu aldı tencere değil de Bekan meselesi kazandı. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın Sinan Oğan, DSP, Hüdapar, Yeniden Refah gibi aktörlerle güçlendirilmesi sağlandı. Bu da seçimden zaferle ayrılmasını sağlayan diğer bir unsurdu. Muhalefeti ise sürekli HDP ile birlikte anarak düşmanlaştırdı, hainleştirdi, birbirine düşürdü. Şimdi unutuldu ama altılı masayı devirmeyi bile başardı. Erdoğan'ın kazanmasının arkasında bir de seçim ekonomisi vardı. Musluğu açmıştı sonuna kadar. Kim ne istiyorsa verdi. Uçak gemisi masalıyla, tok şovlarıyla, olmayan gabar petrolüyle falan genel seçim engelini aşmayı başardı. 31 Mart için seçim ekonomisi kozunu oynayamıyor Erdoğan. Elde avuçta bir şey kalmadı çünkü. Uzaya gitmek, kanla uçmak falan da çok ilgi çekmedi. Belediye başkanı seçerken beka meselesi de çok tutmuyor. Muhalefeti zayıflatma çabaları da boşa düştü. Deme yüklenecek bir durum yok. Perde arkasında AKP ve Dem'in gizli görüşmeler yaptığı kulisleri Ankara'da dillendiriliyor uzun süredir. Onun dışında zaten darma duman olmuş bir muhalefet var. Yeniden Refah Partisi bu kez saraya musallat oldu. İktidardan bıkanlar, muhalefet partilerinden umudunu kesenler Sokak Partisi'nde buluştu. Partinin seçim şarkısı da Ocak'taki boş tencerelerin sesleri oldu. Emeklilerin öncülüğünde insanlar iktidarın verdiği sözleri iki seçim arasında geçen 10 aylık zaman diliminde tutmadığını net şekilde gördü. Liderler eskisi kadar güçlü değil bu seçimde. Adaylar özellikle CHP'de liderlerin önünde hem de İstanbul, Ankara gibi AKP'nin ağzının suyunun aktığı büyük şehirlerde başkan adayları çok popüler. Ankara'yı parsel parsel götürdüğü ortaya çıkan Turgut Altınok, gaflarıyla nam salan Murat Kurum, 3 milyon artı makam sevdalısı Gökhan Zan gibi isimleri tek tek değerlendiriyor seçmen. Lidere değil adaya daha dikkatli bakıyor. Özellikle son yıllarda bakanlar, devlet bahçeli, bürokratlar her şeyin sorumlusunun Erdoğan olduğunu söylüyorlar. Kimse elini taşın altına koymuyor. Erdoğan ülkeyi uçuruma doğru sürüklerken onlar da arkadan ittiriyorlar. Koltuklarını, ballı maaşlarını kaybetmeyi kimse istemiyor. Erdoğan'a dur yapma diyen yok. Bütün yanlışlarına alkış tutuyorlar. Şimdi uçurumun kenarındalar. Seçimin sonrasını hep birlikte göreceğiz. Seçime günler kala adaylar eskisi gibi seçmeniyle buluşamıyor. Kahvehaneleri, taksi duraklarını gezemiyorlar. İnsan içine çıkamıyor artık iktidar partililer. Kısıtlı ve kontrollü buluşmalar var. Erdoğan'ın miting meydanlarının bile hali ortada büyük şehirlerde hayat artık 4-5 kat daha zor ve pahalı. Bu nedenle halkın tepkisi de aynı oranda yüksek. Eskiden İstanbul'un Kartal ilçesinin belediye başkanını Erzurum'a belediye başkanı yapabilen Erdoğan şimdi İstanbul için Erzurum'dan o isteyecek hale düştü. İşler tersine döndü. O için vatandaşa yalvarmaya başladı. Seçmeni oy yoksa hizmet de yok diye tehdit etmek işe yaramayınca bu yola başvurmak zorunda kaldı Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın şehirlerinde 5 yılda yaptıklarına bakınca belediyecilik anlamında halkın memnun olduğunu söylemek yanlış olmaz. İktidarın engellemelerine karşın yapabileceklerinin fazlasını ortaya koydular. Halk da bunun farkında. Erdoğan'ın oy yoksa hizmet de yok tehdidi bu yüzden de tutmadı zaten. Hatta tehdit tutmayınca bırakıp gitmekten söz etmeye duygu sömürüsüne başladı. TÜGVA temsilcilerine sesleniyordu. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak dedi. Devlet Bahçeli AKP'nin ağır topları, Erdoğan'ı bırakmayız açıklamaları yaptılar peş peşe. Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sırayla itiraz ettiler. Biz seni asla bırakmayız dediler mealen. 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortamı hazırlamaya hazır olduklarını gösterdiler. 2027'de erken seçim kararı alacaklarının mesajını verdiler. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi ancak erken seçim kararıyla mümkün. AKP'lilere en önemli destek Bahçeli'den geldi. Yeniden MHP lideri seçilen Bahçeli kendine has üslubuyla Erdoğan'a seslendi. "Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi Erdoğan'a. Bir de karşı cephede tepki vardı. Erdoğan'ın veda açıklamasına o farklı bir açıdan bakıyordu. İstanbul'un reisi Ekrem İmamoğlu tehditten lütfene geldi diyordu. Erdoğan'ın seçim sonuçlarından korktuğuna dikkat çekiyordu. Ne dedi İmamoğlu? Cumhurbaşkanı milletini tehdit etti. Oy vermezseniz hizmet gelmez, doğalgaz gelmez dedi. Ama bakın şimdi ağlamaklı oldu, duygusallaştı, sizi tehdit ediyor. Çünkü sizden korkuyor lütfen diyor bu benim son seçimim diyor. Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun ifadelerini kullanıyor. Ekrem İmamoğlu kendine rakip olarak Erdoğan'ı görüyor. Erdoğan'ın da onu kendisine rakip olarak gördüğü gibi. Partisi de bunu kabullendi. Fakat Erdoğan 2028'deki müstakbel rakibini şimdiden parlatmamak için adımlarını özenle atıyor. AKP'nin İstanbul'da işinin çok zor olduğunu gösteren en önemli işaret de saray seferberliği. Murat Kurum gölgede kalmak istemediği için Erdoğan'ın İstanbul'a gelmesine karşı fakat kurum istenen çıkışı yapamadığı için İmamoğlu'nun hızına yetişemediği için sarayın bakanlarına sefer görev emri çıkarıldı. 17 bakan İstanbul'u semt semt ablukaya aldılar. İmamoğlu hem bakanlara hem de Erdoğan'a meydan okuyor. 2019'daki gibi olur diyor. İstanbul'la uğraşacağınıza gidin, işinize bakın. Onlarca derdi var bu memleketin. Onları çözmek için çalışın diye de ekliyor. Erdoğan Ankara'da ununu eleyip eleğini asan bir ismi Turgut Altınok'u başkanlığa aday gösterdi. Sabahtan akşama kadar kendine ait tapuları düzenlese, parsellerini saysa zaten iş yapmaya vakti kalmaz Altınok'un. İstanbul'da ise memurluk vasıfları öne çıkan bir aday Murat Kurum var. Diğer şehirlerde de benzer profiller AKP'nin adayları. Hal böyle olunca Erdoğan kendisi sahaya çıkmak zorunda kalıyor. Fakat bu kez de çatacak parti lideri yok karşısında. Özgür Özel dernek başkanı gibi oradan oraya koşturuyor. AKP'nin belediye başkan adayları gibi düşük profilli. Meral Akşener zaten Erdoğan'a ses çıkarmıyor, göz kırpıyor. Benim de Cumhur İttifakı'na kat diye. Dem deva gelecek partileri ortada yok. Saadet Partisi yeniden refahın gölgesinde kaldı bu seçimde. Erdoğan Fatih Erbakan'ı parlatmamak için adını mümkün olduğu kadar az zikrediyor. Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan her konuda ona yüklenebiliyordu. Ezip geçecek bir rakip bulamıyor şu anda. Tabi bunda Erdoğan'ın yaşadığı metal yorgunluğunun da etkisi büyük. AKP tüm unsurlarıyla metal yorgunluğu yaşıyor. Eskiden Erdoğan metal yorgunluğu yaşayan belediye başkanlarını görevden pat diye alıyordu. Şu anda metal yorgunluğu yaşayanları görevden alacak tek güç var. O da seçmen. Erdoğan'ın tehdit dilinden seçmene yalvarma aşamasına geçişi çok şey anlatıyor. Hani başta söyledik ya masada iki klasör var diye. 31 Mart için yaptırılan anketleri günlük olarak inceliyor Erdoğan ama masada Mayıs seçimlerinin sonuçları da var. Erdoğan'ı panikleten bir tablo söz konusu. Gazeteci Emre Kongar Erdoğan'ın başta İstanbul olmak üzere hemen hemen bütün önemli kentleri yine kaybetmekten korktuğunu vurguluyor. Rakamlara bakınca Erdoğan bu korkusunda çok da haksız değil. 10 ay önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaybetti. İstanbul'da 350 bin oy fark var neredeyse. Ankara'da bu rakam 100 binden az. İzmir'de ise 1 milyondan fazla. 28 Mayıs 2023'te Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı kaybettiği diğer büyük şehirlerden bazıları da şunlar. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ. Çok büyük oy farkları var bu şehirlerde. Depremin yıktığı Hatay'da 2000 küsur oyla kazanabilmiş Erdoğan. Bu rakamlar Erdoğan'ı düşündürse de en önemli kozu Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin beceriksizliği. Erdoğan bir geçen senenin seçim sonuçlarına bakıyor. Bir de son anketlere. En önemli konu İstanbul ve o dev kentin rantı. Anketler üzerinden de algı savaşları yapılıyor. Havuz medyası her gün bir anket yayınlıyor. Tabii ki hepsinde kurum ve altınok ok önde. Son olarak AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bir anket paylaştı şu an yarışı 1-1,5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz diyor Kabaktepe. Çok da fazla detay vermiyor rakamlara ilişkin. Birkaç gün önce sonar araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı bir anket paylaştı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un 2,5-3 puan önünde olduğunu iletti. Betimar'ın anketlerinde de İmamoğlu 2,5 puan önde. 2,5 puan 200 bin oya tekabül ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın İstanbul'da Kılıçdaroğlu'ndan 350 bin oy azaldığını aktarmıştım az önce. Metropole göre İmamoğlu %43,5 oy alıyor. Kurumun oyu ise %40,2. Mak araştırmanın anketinde ise ikili arasındaki fark sadece yüzde bir buçuk İmamoğlu lehine. Ankara'da Mansur Yavaş'ın bariz bir üstünlüğü var. Birçok ankette yüzde beş sekiz arasında Turgut Altınok'un önünde Yavaş. Cumhur İttifakı Ankara'da sadece sandıktan çıkacak oylara bel bağlamayabilir. İzmir anketleri de bıçak sırtı. Özdemir araştırmanın anketine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP'li Cemil Tugay'ın oyu %36,7. AKP'nin adayı Hamza Dağın ise %34,4. Hatay'da CHP için tam bir yıkım var. Adaylığı son ana kadar tartışılan Lütfü Savaş anketlerde hüsran yaşıyor. Ada araştırma anket yaptı. AKP'nin adayı Mehmet Öntürk savaşa 16 puan fark atıyor CHP için kritik şehirlerden biri de Eskişehir makın anketine göre Eskişehir'de AKP'nin adayı Nebi Hatipoğlu CHP'li rakibi Ayşe Ünlüce'nin bir puan önünde Eskişehir'de CHP'nin yıllardır çok önemli bir üstünlüğü vardı İyi Parti ve demin toplam %5 oyu var Eskişehir'de. Onu da belirtmiş olalım. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ruhu ne kadar yansıyacak 31 Mart'ta sandıklara hep birlikte göreceğiz. AKP her seçime giderken sayılarla ince ince uğraşıyor. Bir önceki seçimin analizini yaparken kıl payı kazanılan il ve ilçelerdeki başkanların performansına bakıyor. Riskli görürse değişikliğe gidiyor onları kaybetmeyi istemiyor. Öyle kolay kolay da fire vermiyor. Kılpayı kaybedilen yerleri kazanmak için de var gücüyle çabalıyor. Muhalefetin adaylarına odaklanıyor. Gerekirse aday çeşitliliğini teşvik ediyor. 31 Mart içinde İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra kendisinde olmayan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay için özel planları var iktidar partisinin tabi başkasının bahçesindeki meyvelere göz koyan iktidar kendi bahçesinde sorun yaşamaya başladı. Mesela Bursa çok ciddi sorunlar var. AKP için Bursa'da Balıkesir, Manisa benzer durumda. Başka birçok şehir ve ilçede de aynı manzarayı görüyoruz. O seçim haritasını gözünüzün önüne getirin. Kıyılara hapsolmuş bir CHP, HDP moruna bulanmış bir Güneydoğu, sapsarı bir Anadolu. 31 Mart gecesi bu haritanın delik deşik olma ihtimali var. Eskiden partiler seçim gününe hazırlık yapardı fakat bu kez sıradan olağan bir yerel seçim yaşamayacağız. Partiler 31 Mart'a değil 1 Nisan'a hazırlık yapıyor. Gelecek ve deva partilerinin akıbeti belirsiz. İyi Parti Cumhur İttifakına göz kırpıyor. Dem yeni bir çözüm süreci arzuluyor hesaplar seçime göre değil seçim sonrasına göre yapılıyor artık. AKP genel merkezinde son günlerde en çok konuşulan konu Yeni Türkiye yüzyılında kutlu yürüyüşün sadece MHP ile devam etmesinin mümkün olmadığı, yeni ortaklara ihtiyacı var AKP'nin, yeniden refahla aynı safta buluşamazlarsa Akşener'le masaya oturacaklar, arkada da demle yeni çözümler arayacaklar. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.